Peder, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin bir tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü bir tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek bir önderiniz var. O da Mesih'tir. Göklerdeki pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sen de bağışla suçlarımızı. Bizi güneşlemekten koru ve kötülükten kurtar. Çünkü hükümdarlık, kudret ve yücelik ebediyen senindir. Amin. Bunu gören Ferisiler, İsa'nın öğrencilerine, ''Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?'' diye sordular. İsa söylenenleri işitince şöyle dedi, ''Sağlamların değil, hastaların hekim ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim.'' Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Akıllarından geçenleri seden İsa onlara şöyle seslendi. Aklınızda neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandığı demek mi yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye sonra felçli adama sana söylüyorum kalk şirteni toplayıp evine git dedi. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. İsa ona, yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Babam her şeyi bana emanet etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Oğuldan ve oğlun babayı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da babayı tanımaz.'' Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. İsa yine halka seslenip şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardından gelen karanlıkta yürümez yaşam ışığına sahip olur. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışığın oğulları olasınız. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Korkma ey küçük sürü, çünkü babanız egemenliği size vermeye uygun gördü. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın. İsa: Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. İsa ona: Diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin. Böylece canlarınız huzur bulur. Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir. Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana duyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu bilirim. Ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum.'' Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul, babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. İsa yüksek sesle, ''Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur.'' dedi. ''Beni gören, beni göndereni de görür. Yüreğini sık Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Ben ve baba biriz.'' Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir. Senin evladın, İsa, Aziz Meryem.'' Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Pedere, oğla ve kutsal ruha şan ve şeref olsun. Ezelde olduğu gibi şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.